20 yaşındaydı Gökhan Kılıç. Evlendikten sonra askere gitti. Bir gece nöbetteyken özlem ağır bastı. Yasak olmasına rağmen eve telefon açtı. İddiaya göre onu yakalayan komutanın ona verdiği ceza Gökhan'ı sevdiklerinden ayırdı. Bu kadar yakışıklı olur mu ya? Yarabbi, sen nasıl bir insan yaratmışsın ya? Şu güzelliğe bak ya. Nerede? Gökhan nerede? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Gökhan bunu hak edecek ne yaptı? Doyamadım ki ben ona. Doyamadım ki, henüz doyamadım ben ona. Davul zurnayla askere yolcu ettikleri Gökhan'ın cansız bedeni döndü eve. Hastaneye koştuklarında Gökhan düştü sanıyorlardı. Silah arkadaşlarının ifadesi ailesini kahretti. Ne suçu var ya nöbette annesiyle konuşurken? Bu ne, cezalandır, askerliğini uzat ya, geri gönderme. Öldürmek nedir ya? Ne? Seni çok seviyorum. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Sağ ol. İstanbul'da garsonluk yapıyordu Gökhan Kılıç. Kendisi gibi garsonluk yapan Berna ile evlendikten sonra askere gitti. Dağıtım iznine geldiğinde yeni evli çift böyle hasret giderdi. İnsan bu kadar yakışıklı olur mu ya? Yarabbi, sen nasıl bir insan yaratmışsın ya? Şu güzelliğe bak ya. Geleceğiz eve. Askerlik bitecek aşkım, eve çıkacağız. Evimiz olacak. Usta birliği için Bursa Gemli'ye gitti. Çift yeniden kavuşmak için gün sayıyordu. 7 Ekim günü nöbet sırasında yaptıkları telefon konuşması eşi ve annesinin Gökhan'ın sesini son duyuşu oldu. Bir şeyler anlatıyordu. Yani anne gelince böyle yapacağım. Anne, hayalimiz bu, hayallerimiz bu diye. Bunları konuşuyordu. Telefon elinden düştü. Ama telefon açıktı. Elinden düştü, bir şey olduğunu zaten anladım ben. Geri döndüm, ulaşamadım ona. Komutanı telefonla konuşurken yakalamıştı Gökhan'ı. İddiaya göre miğferiyle kafasına vurdu. 20 yaşındaki genç odaya giderken fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Beyin travması geçiriyordu. Bize hep düştüğünü söylediler. Hep düştü. Gökhan düştü. Ne suçu var ya nöbette annesiyle konuşurken? Bu ne, cezalandır, askerliğini uzat ya, geri gönderme. Öldürmek nedir ya? Ne? Aile bu ayrıntıyı 2 gün sonra Gökhan Kılıç'ın er olan arkadaşından öğrendi. Beyin travması geçirmesinin nedeni iddiaya göre miğferle başına aldığı darbeydi. Tam 54 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak kurtarılamadı. Ben vurmadım, kafasına diyor, miğferi sürttüm diyor. Sebep? Sebep telefonla görüşmek, ki kendi ifadesi de şu an bende mevcut yani. Aile perişan oldu. Askeri savcılığın başlattığı incelemenin ardından o komutan tutuklandı. Berna Kılıç'ın acısı hiç soğumadı. Ne desem boş be sevdiğim. Hasretine hasret eklediğim sevdiceğim. Kokusuna, sesine, gülüşüne kurban olduğum erim. Sağ salim dön gel yeter ki. Ben hep burada seni bekleyeceğim. Gelişine umut, umutlar ektim. Rahat ol. Hazır ol. Rahat. Kıt adır bir ki. Yerinde say. Kıt adır bir ki. Gökhan Kılıç İstanbul'daki aile mezarlığına defnedildi. Eşi, eşinin asker künyesi ve yemin töreni sonrası giydiği gömlekle uyuyor. Aile tutuklanan komutanın en ağır cezayı almasını ve tek bir şey istiyor. Ne olursa olsun oğlum şehittir, şehitliğe alınsın.